EDESA TV Eğitim'in Pusulası programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Programa başlarken hemen bir hatırlatmada bulunalım. Normal şartlarda Eğitim'in Pusulası 2 haftada bir salı günleri yayımlanıyordu, karşınızda oluyorduk. Ancak sizlerden gelen talep, bu anlamda teşekkür ediyoruz. Bu programın izlenirliliği sebebiyle sizin talebiniz bu programın haftanın her salı günü olması yönünde arkadaşlarımız da aramışsınız. Bu anlamda teşekkür ediyoruz siz sevgili seyircilerimize. Bundan böyle her salı saat 20.30'da farklı konular, farklı konuklarla karşınızda olacağız. Tabii ana başlık eğitim. Bu akşam da davetimizi kırmayan, başlarken de hemen teşekkürümü sunayım. Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Ragıp Terzi konuğumuz oldu. Kendisiyle hem üniversitedeki faaliyetleri konuşacağız hem de 3+1 modeli, bu modelle ilgili biraz sonra konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, öncelikle yani bizi kırmadığınız için biz teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğunluğun arasında fırsat buldunuz, geldiniz. Şimdi biz bu 3+1 modelini, ondan sonra Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda hangi bölümlerin olduğunu konuşacağız ama yani ben diyordum ki üniversiteden böyle bir hocayla bir program yapsam ilk soracağım soru şu olacaktı. Şimdi son zamanlarda ben bakıyorum, belki bu sizin konunuzla, direkt alanınızla ilgili değil ama cevap vermek zorunda da değilsiniz hocam, onu da belirteyim. Üniversite denince toplumda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Üzülerek söylüyorum tabii, ben de bir eğitimci olarak bu anlamda üzülüyorum. Olay şu, önceleri anne baba, ebeveynler ne yapıp edip çocuğun üniversiteyi okumasını, üniversiteden mezun olmasını isterken, bu anlamda büyük bir çaba sarf ederken, son zamanlarda benim konuştuğum ebeveynler diyor ki, ya bu kadar işsiz, bu kadar işte üniversite mezunu boşta gezen varken, biz diyoruz ki liseden sonra bir meslek edinsin daha iyi olur diye düşünenler de var. Yani bu sayı artıyor. Dediğim gibi üzülüyoruz bu duruma. Şimdi üniversitenin, acaba üniversite kavramında mı bir değişiklik var? Ya da üniversiteye bakış açımız değişmeye mi başladı? Bu anlamda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yoksa biz direkt Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile ilgili sorulara mı geçelim? Üniversite kavramı aslında çok üzerine düşünülmesi ve içinin doldurulması gereken bir kavram. Bazen kavramları yeterince ortaya dökemediğimiz için, tanımlayamadığımız için içini maalesef dolduramıyoruz. Bu nokta şunu çağrıştırıyor. Yani öğrenciler ilk etapta aslında üniversiteye bir istihdam kapısı gibi bakıyorlar. Ailelerde hakeza. Doğal olarak tabii bunun da öğrencilerden de ailelerden de bir beklentisidir. Üniversite bittikten sonra çocukları, evlatlarının iş sahibi olmasını arzularlar. Bu her ailenin özellikle üzerine düştüğü noktalardan bir tanesi. Fakat üniversite kavramı aslında öğrenciyi hayata hazırlama okuludur. Bu ne demektir? Öğrenciyi sadece akademik açıdan değil, sosyal, kültürel, sportif, çok yönlü yetiştirmesi noktasında üniversitenin katkı sağlaması gerekir. Eski eğitim sistemlerine baktığımız gibi... Hocam zamanla... çok pardon, eski eğitim sistemine bakacağız da siz şimdi, ben araya girdim. Şöyle, her ailenin böyle bir beklentisi var diyorsunuz. Yani iş kapısı olarak görüyor. Evet. Bu Türkiye için mi geçerli, yoksa yani yurt dışında, Avrupa'da da bu şekilde mi? Yani Hollanda'da, ne bileyim Finlandiya'da yaşayan biri, evet üniversiteyi bitireyim, üniversiteden mezun olayım ki anında hemen bir iş bulayım diye mi düşünüyor, yoksa kendini geliştirmek için mi, hayata hazırlanmak için mi? Muhakkak üniversitenin öyle bir gereksinimi de var, öyle bir beklentisi de var, üniversiteden insanların öyle bir beklentisi var. Fakat yurt dışına da baktığımız zaman, yurt içine de baktığımız zaman aslında üniversite kişiyi hayata hazırlar. Evet. Akademik açıdan. O alandaki temel bilgileri, temel felsefeyi, kültürel, sosyal, akademik çok boyutlu, çok yönlü öğrenciyi yetiştirmeye çalışır. Tabii bunun bir çıktısı olarak da insanlar, ebeveynler, öğrenciler de mezun olduktan sonra işsiz kalma endişesini bertaraf etmek isterler. Evet. Bu muhakkaktır. Çünkü yani maddi bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların geçim kaynakları olması lazım. Hayatlarını idame ettirebilmeler lazım. Bu noktada iş beklentisi olmazsa doğrudur. Fakat şu da bir gerçektir ki öğrenci o akademik dünyada verilen eğitimi ciddi manada özümseyerek, kendisine mal ederek, hayatında uygulayarak ilerleyebilirse
aslında iş noktasında çok da büyük sıkıntılar yaşamayacağına inanıyoruz. Fakat burada da şöyle de bir husus var. Üniversitelerin de bu noktada kendisini geliştirmesi ve ilerilere doğru yürümesi gerekir. Yani günümüzde bunun oturup tartışılması gereken bir nokta. Yani acaba şu anki hali hazırdaki, özellikle ülkemizdeki, belki yöremizdeki üniversiteler dünyadaki üniversiteler gibi adım atabiliyor mu? Teknolojiyi, bilimi takip edebiliyor mu? Bu çok önemli. Biz bunları geriden takip ediyorsak, şöyle bir örnek verebilirim. Mesela yurt dışında eğitim alma fırsatım oldu Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla birlikte. En basitinden, çok basit bir örnek, yurt dışında ilk gittiğim zaman karşılaştığım bir durumdu. İlkokuldan üniversite çağına kadar 7'den 70'e herkes 10 parmak bilgisayarı, teknolojiyi kullanabiliyor. Yani belki bu bilgisayar kullanmanın çok cüz'i bir kazanımıdır, fakat ciddi bir kazanım. Çünkü düşünsenize, önünüzde bir ödev var 10 sayfalık. Bir öğrenci 10 parmak yazıyor, sadece ekrana bakarak yazıyor. Diğer öğrenci kağıda bakıyor, deftere bakıyor, bir yerlere bakarak yazmaya çalışıyor. Çok basit bir hesap, matematik yapsanız bile bu çok uzun bir süre gerektirecektir. Çok basit bir yazma işlemi bile. Teknolojik olarak biz bunu ne kadar geriden takip ediyorsak, üniversitel olarak da öğrencilerimizi çağa göre yetiştiremiyoruz demektir. Çağa göre yetiştiremediğimiz süre zarfında da öğrenciler meslek edinme noktasında, mesleğe yönelik tecrübe kazanma noktasında büyük eksikliklerle birlikte mezun olmuş olacaklar. Bu ciddi bir durum. Yani üniversitenin sadece akademik değil, akademiyle birlikte teknolojiyi, bilimi de takip etmesi gerekir. Yani sizler bir insanların yaptığı şeyin benzerini yapmaktan ziyade siz bilime, teknolojiye ne katıyorsunuz? Bu çok önemli bir üniversite ortamı olarak. Bu noktada üniversitelerde kendisini gözden geçirerek o kavramın içerisini çağımıza yönelik, çağımızın gereksinimlerine yönelik doldurabilirlerse o altını, öğrenciler de o noktada dolu dolu yetişecektir. Tabii bu süreçte pandemiyle de birlikte tabii bir takım paradigmalar değişiyor. Artık geleneksel yöntemlerden ziyade biraz daha teknoloji, dijital çağa ilerliyoruz. Bu kaçınılmaz bir süreç. Yani sizin alanınızda da, sektörünüzde de bu muhakkak. Artık eskilerdeki gibi kağıt, gazete olayı neredeyse bitmek üzere. Evet. Artık teknoloji, medya, sosyal medya üzerinden haberler yapılıyor. Anında iletişim araçlarıyla birlikte anında haberlere ulaşılabiliyor. Yani siz bu noktada sektör olarak ya da üniversite olarak çağın arkasında ilerlerseniz her noktada geri kalacaksınızdır. Evet, dolayısıyla yani üniversitedeki öğrenci de kendini geliştirememiş olacak. Kendini geliştirememesi, yani geliştiremediği için mezun olduktan sonra maalesef boşta gezebiliyor. Evet. Burada hem öğrenci kendisini geliştirememiştir, hem yeterliliğe ulaşamamıştır. Hem de üniversite o kişiyi, öğrenciyi geliştirememiş, yeterliliğe ulaştıramamış oluyor her iki taraf. Değil mi? Yani burada sadece öğrencinin gözü şeyiyle bakmamak lazım. Müsaadenizle şöyle de bir şey de eklemek istiyorum. Mesela dış ticaret programımız var meslek yüksek okulumuzda. Şirketlerin, sektörün bize ilk sorduğu soru, öğrencileriniz yabancı dil biliyor mu? İngilizce artık bir lüks değil, zorunluluk hale geldi. İnsanlar artık ekstradan farklı diller istiyor. Mesela günümüzde artık Çin ekonomiye hükmetmeye başladığı sürece insanlar artık Çince istiyor. Çin'le birlikte ihracat, ithalat süreci başlattığı için şirketler bu noktada kendisini yetiştirecek, bu noktada kendisine yetecek personel istiyor. Şimdi bizim İngilizce eğitimimiz ülkemizde maalesef büyük bir sıkıntı. Yani bu ilkokuldan üniversiteye kadar, akademisyenine kadar ciddi manada İngilizce bilmiyoruz. Evet. Belki kağıt üzerinde okuyoruz, yazıyoruz, fakat konuşamıyoruz, meramımızı anlatamıyoruz. Yani İngilizce hayatımızın bir parçası haline getiremediğimizden dolayı, mesela şimdi dış ticaret öğrencisini mezun ediyorsunuz. Tamam, güzel akademik derslerini almış, derslerinde başladı, fakat dil bilmiyor. Bu noktada öğrenci mesela İstanbul'da sıkıntılar oluşuyor. Hocam, turizm sektöründe de o şekilde. Değiniz. Ben not alayım, bu İngilizce ile ilgili bir dahaki programı seyircilerimizin karşısında da söyleyeyim. İngilizce'de neden istenilen seviyede değiliz şeklinde. Evet. Bunu yabancı dil öğretmenleriyle böyle bir programda yapabiliriz. Buyurun hocam. Ciddi bir problem. Yani bu noktada ülke olarak, üniversite olarak, akademik dünya, sektör olarak, yani altını doldurabilirsek, kavramların içerisini doldurabilirsek, öğrenciler o alanda yetkin olacaklardır. Evet. Etkili olacaklardır. Yani ben bugün dış ticaretten mezun ettiğim bir öğrenci ciddi manada İngilizce artı üzerine farklı bir dil biliyorsa, bu öğrencinin istihdam olma gibi herhangi bir tereddüt olamaz. İstihdam garantidir.
Biz biraz sonra da sizlerle paylaşacağız. Mesela yeni modele geçiyoruz. Onu konuşacağız. Sektörden temsilciler geliyor. İlk sordukları soru İngilizce biliyor mu? Biliyor, evet. Yabancı dil. Dil var mı yok mu? Peki. Şimdi burada hani dedim ya ebeveynlerin böyle bir hani algıyla ilgili konuştuk. Üniversiteye bakış açısında bir değişiklik mi oldu diye sormuştum size. Şöyle bir durum da yok mu acaba? Yani üniversite demek, üniversiteyi bitirmek demek, devlet kapısında iş bulmak demek mi? Yani bu anlama mı geliyor? Devlet kapısı olmayınca nedense anne babalar pek de böyle önemsemiyor. Evet. Ne zaman ki böyle memur olursa diyor tamamdır arkasında devlet var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bir ifade var malumunuz. Söylenir, çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, onların çağına göre yetiştirin. Evet. Şimdi maalesef bizim ebeveynlerimiz, bizden öncekiler bizlere hep o mesajı verdiler. Devlet kapısı, devlet evet. kapısı. Bir şekilde KPSS'ye gir, devlete atan, devlet memuru ol, 3 kuruş olsun, sabit bir maaşın olsun istenir. Hı hı. Bu aslında artık bu da değişen bir paradigma. Yani artık devlete düşünsenize yani mezun olan sayı belli, devletin alım kapasitesi belli. Hı hı. Yani siz bu kapasiteyle aslında nehire ters yüzmeye çalışmamanız lazım. Nehire zıt kürek çekmemeniz lazım. Yani siz bu noktada artık çağı iyi okuyabilmeniz lazım. Hı. Artık bakıyorsunuz 3-5 kişi bir araya geliyor, sosyal medya ağı oluşturuyor. Ya da bildiğiniz gibi yemek sektörü oluşturuyor. Hı hı. Online olarak, sosyal medyadan vesaire. Yani bu noktada bu açıkları iyi görebilmek lazım. Yani öğrencilere biraz daha girişimci ruhuna verebilmek lazım. Tabii şöyle bir handikap var biraz önceki durumla paralel. Girişimci ruha sahip olmayan nesillerden girişimci ruha sahip olan nesillerin yetiştirilmesini beklemek de ayrı bir handikap. Evet, o da çok zor. Bunu bir çözmemiz lazım. Bu bir kör düğüm. Bu kör düğümü bir yerden kesmemiz lazım. Yani öğrencilere bu mesajı verebilmemiz lazım. Öğrenciler risk almayı bilmesi lazım. Girişimci ruha sahip olması lazım. Hayatın artık anne babalarının hayatı olmadığının, evet. devlet sektörünün artık kısıtlı olduğunun, yani bugün üniversite mezunu hangi fakülte öğrencisi olursa olsun bir iki fakülte sayabilirsiniz. Hepsinin yani hiçbirinin diyelim atama garantisi yok. KPSS'ye giriyorlar 90-90 üzeri alıyorlar. Peki. 10 binlerce mezun var. 1000-2000 kişilik bir kontenjan var. Nasıl olacak? Evet yani nasıl olacak? Burada şöyle bir durum da yok mu hocam? Belki işin siyasi kısmına da girmiş olacağız. Yani üniversiteden mezun olan herkese iş bulma garantisi yok. Evet. Bu hükümetlerin bir sorunu değil. Ama nedense siyasiler hep birbirlerini bu şekilde suçluyorlar. Bu kadar işte üniversite mezunu boşta, işsiz. Evet. Tamam da yani sizin söylediklerinizden ben o anlamı çıkarıyorum. Devlet her üniversite mezununa iş verme zorunda değil. Evet. Değil zorunda mi? Değil. O konuda tabii. En azından o mesajı da vermiş zorunda olalım. Değil. Aynen. Yani üniversite mezun olunca herkes devlet kapısına girecek diye öyle bir garanti yok. Üniversite dediğim gibi aslında kavramı öğrenciyi akademik yetiştirmektir. Hı-hı. O alanda uzmanlaştırmaktır. Uzmanlaştıktan sonra öğrenci ister devlete girsin, ister özel sektörde çalışsın, ister kendi işini kursun, isterse yurt dışına açılsın. Bir şekilde aslında öğrenci o alanın kazanımlarını elde etmesi için sunduğu bir eğitim, öğretim faaliyetleridir üniversite. Tabii dediğiniz gibi bunun sonucu olarak ailelerde hep böyle bir beklenti var, öğrencilerde böyle bir beklenti var. Mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim? Evet. Ama o girişimcilik, evet, özellikle girişimcilik tabii anahtar kelime. Eğitim, öğretim, kendi eğitim sistemimizde eleştirebiliriz. Ne olabilir? Yani bizde maalesef şöyle bir durum var. Bu tabii meslek yüksekokullarının, yüksekokullarının biraz daha önünü açıyor olabilir. Bizde maalesef öğrenci lisansını ne okumuşsa, hangi bölümden mezun olmuşsa artık o bölümden devam etmesi gerekir gibi bir zorunluluk var. Yurt dışında fakat şöyle bir eğitim modeli var. İlk 2 sene, 3 sene öğrenciler konuk öğrenci gibi oluyor. Farklı bölümlerden, programlardan, üniversiteye yerleştikten sonra farklı bölümlerden ders alarak alan belirlemesi de yapabiliyor. Çünkü çoğumuz yani anne babamızın, dayımızın, amcamızın, bir büyüğümüzün, önümüzde olan bir abimizin, ablamızın belki yönlendirmesiyle belli bölümleri seçiyoruz. Evet, doğru. Aynen öyle. Yani yönlendirmede rehberlik noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Öğrenci tam kendisini tanıyamıyor, üniversiteye geliyor. Tıp fakültesi bir arkadaşımızın yeğeni vardı. Tıp fakültesi 5. sınıfta bıraktı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Kan mesela. Gördüğünde bayılan adam yani nasıl evet, şey yapacak? Yani bir şekilde onun yönlendirmesini yapabilmemiz lazım. Belki meslek yüksekokulları bu noktada ön plana çıkacaktır. Neden? Öğrenci ön lisansa geliyor. Belki girişler bir nebze daha kolay. Fakat öğrenci burada kendisini tanıma imkanı sağlayacak. Kısa sürede kendisini tanımlayarak
tanıyarak belki program değiştirmesi, belki tekrar sınava girerek başka bir programa geçmesi, yerleşmesi daha kolay olacaktır. Bu noktada öğrencinin belki kendisini tanımasına imkan sağlaması açısından meslek liseleri de, meslek yüksek okulları da ön plana çıkacaktır diye düşünüyoruz. Peki, şimdi geçelim asıl konuya. Şimdi hocam, sizin 3+1 modeli dediğiniz uygulamalı eğitim modeli diyorsunuz. Ama benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Tam siz uygulamalı eğitim diyorsunuz ama pandemiyle birlikte biliyorsunuz uzaktan eğitim geçen yıl, önceki yıl. Evet. Sizin bölümlerde hangisi olsun, diyelim ki turizm otelcilik var, efendim aşçılık var. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler önceki yıllarda, hatta geçenlerde bir konuşmuştuk, röntgencilik, yani böyle bir bölüm gerçi sizde evet. yok da. Sağlık hiç, hizmetleri. Sağlık hizmetleri, evet. Hiç röntgen çekmemiş biri evet. mezun olabiliyor. Tıp fakültesinde de maalesef. Yani şimdi pratik olarak hiç uygulamadı ki. Nasıl olacak? Evet. Aşçılık bölümünü bitirmiş ama aşçılığı işte uzaktan eğitim online dediğimiz evet. bu pandemiyle birlikte. Bu bir sorun olmadı mı hocam? Maalesef önce? Yani hakikaten ülke olarak ulusal ve uluslararası yani global olarak ciddi bir süreçten geçtik. En önemli yani en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi eğitim sektörü oldu. Evet. Dediğiniz gibi özellikle uygulamalı alanlarda eğitim eksikliği, öğrenme eksikleri çok fazla oluştu. Yani bu noktada hocalarımız online derslerle, Harun Üniversitesi bu noktada ciddi manada büyük bir başarı imza attı aslında. Onu da ifade etmek gerekir. Sürekli uzaktan eğitim merkezimize. Yani onlar ciddi manada büyük bir iş yaptığında da dersleri canlı ve online işlenecek şekilde organize ettiler. Bu güzel bir kazanımdı. Tabii şöyle bir durum var. Yani pandemiden dolayı bulaş riskinin yüksek olmasından dolayı ve ölüm oranı çok yüksek olduğundan dolayı maalesef artık şimdi de hala bir, devam evet, ediyor. Yani bir şey yapmanız lazımdı orada. Bir tercih yapmak zorundaydınız. Yani eğitim mi sağlık mı? Sağlık tabii, ön plana geldiği sağlık. İçin maalesef böyle bir yola gidildi. En azından dersler online işlendi Harran Üniversitesi'nde. Online işlenen dersler aynı zamanda uzaktan eğitim merkezimizin oluşturduğu bir database'e, bir sisteme, modül üstünden dersler yüklendi. Öğrenciler o şekilde derse katılamamış olsalar bile derslerini takip edebilme imkanını buldular. Tabii öğrencilerin farklı şehirde olması, üniversiteye gelememeleri, yani bu noktada uygulama eksiklikleri oluşturdu maalesef. Hı hı. Bu noktadan hepimiz muzdaribiz. Yani biz öğrencilerimize tabii mesela aşçılık programından örnek verebilirim. Bizim hocalarımız mutfakta ders yaptılar. Uygulamalı olarak aslında gösterdiler. Tabii gönül isterdi ki keşke öğrencilerimiz bir yerde olsalardı, uygulayabilselerdi. Ama tabii burada yani her paydaşın üzerine düşen çok büyük bir görev vardı. Yani hocalar ciddi manada üzerlerine düşeni yapmaya çalıştılar. Fazlasını yapmaya çalıştılar. Ama imkanlar dahilinde tabii yapamadılar. Bazı noktalarda eksik kaldılar. Uygulama yaptıramadılar. Fakat ben ona yani inanıyorum ki hocalarımız en azından uygulamanın bile nasıl olacağını gösterdiler. Tabii, belki uygulatamadılar tabii. ama uygulamayı gösterdiler birebir. Evet, evet. Ve ben buna da şahit olmuştum. Mesela bizim aşçılık programımızda hocalarımız mutfağa girip canlı çekim yaptılar. Tabii hı hı. öğrencilerin internete erişimi, bilgisayarın olması, evdeki kardeş sayısının fazlalığı, ilk öğretim, orta öğretimdeki öğrencinin de online dersinin olması, evde belki bir bilgisayar vardı, belki internet yoktu, öğrenciler derse erişemediler. Yani bu ciddi manada ülkede evet. bu bilgisayarlık büyük bu sizin dışınızdaki sorunlar evet. hocam. Evet. Ama maalesef bu sorunlar da vardı. Peki, gelelim şimdi sizin uygulamaya çalıştığınız 3+1 modeli. Yani bildiğim kadarıyla biz daha önce bu konuyla ilgili bir haber çalışması da yapmıştık. Evet. Sizin bu az önce bahsettiğimiz bölümler, turizm, otelcilik, radyo, televizyon, aşçılık, büro yönetimi, çocuk gelişimi, dış ticaret, halkla ilişkiler. Olur. Bu bölümlerdeki, daha farklı farklı bölümlerde var da, öğrencilere siz bir aslında şimdiden bir istihdam kapısı açıyorsunuz. Evet. Nedir bu tam olarak hocam? Biz yani bu bahsettiğiniz o son iki senenin hakikaten acısını çok çektik, çok üzüldük. Yani hocalı olarak belki bizler elimizden gelenin fazlasıyla yapmaya çalıştık. Fakat öğrencilerimizin o öğrenme eksikliğini ciddi manada bizler de çok hissettik ve çok üzüldük. Hakikaten keşke imkanımız olsa, keşke büyük stadyumlarımız olsa, öğrenciler stadyumu alsak, açık havada ders işlense, hani bir şekilde ders belki evet, uygulamalı evet, olsa evet. isterdik ama olmadığından dolayı öyle bir süreçten geçtik ve bu bize aslında bir şey oldu. Motivasyon kaynağı oldu. Bu bizi biraz daha itekledi. Dedi ki madem biraz geriledik,
hem okul olarak, hem ülke olarak, hem eğitim camiası, dünya olarak ilerledik. Biz dedik ki bunu bir dezavantajı avantaja çevirelim. Yeni döneme yeni bir modelle başlayalım, yeni bir hareket getirelim, yeni bir kan gelsin, yeni bir can gelsin. Yani bu açığı en azından yeni gelen öğrencilerimize hissettirmeyelim diyerek 3+1 uygulamalı eğitim modeline geçtik. Hı hı. Bu ilk başta Sakarya Uygulamalı Bilim Üniversitesi'nin başlattığı bir modeldi. Farklı üniversitelerde uygulamaya başladı. Bu model biraz önce bahsettik. Üniversiteler sadece iş bulma kapısı değildir. Fakat meslek yüksekokulları bu noktada biraz daha istihdama yönelik, meslek edinmeye yönelik olduğu için biz bu misyon ve vizyon çerçevesinde 3+1 uygulamalı eğitim modeline geçme kararı aldık. Süreç zarfında ciddi manada büyük çalışmalar, yani büyük emekler sarf edildi. Program hocalarımız, bölüm başkanlarımız, okulumuzun idari personeli, müdürlüğümüz. Ciddi manada biz bu süreci Mart ayında başlattık ve Mayıs-Haziran ayına kadar tüm müfredatımızı baştan sonra güncelledik. Sektör buluşmaları yaptık pandemi sürecine rağmen. Yani ciddi manada yoğun bir şekilde önümüzdeki dönemi hazır hale getirecek şekilde modelimizi dört koldan bu işe sarıldık. İstedik ki yeni gelen öğrencilerimiz en azından bu çekilen sıkıntılara maruz kalmasınlar. Hı hı. Mezun oldukları zaman dolu dolu mezun olsunlar istedik. Bu modele senatomuzun da kararıyla birlikte bu dönem başlamış olduk yeni gelen öğrencilerimizle birlikte. Yani yeni gelen öğrenci, peki birinci sınıftan itibaren mi bu şeyi yapacaklar? Yeni gelen öğrencilerimiz. Şimdi diyelim ki hocam ben geldim sizin bölümlerinizden turizm otelciliği okuyorum. Turizm otelcilik. Yani bir yandan okula geleceğim üniversiteye, bir yandan gidip otelde yani iş mi bulacağım? Nasıl oluyor hocam? Evet. Tam olarak ya da gidip otel dolaşacak mıyım? Öyle mi olacak? Şöyle, ya da aşçılıksa lokanta restoran mı dolaşacağım? Doğru, nasıl oluyor? Doğru. Şöyle biz 3+1 uygulamalı eğitim modeline geçerken amacımız biraz önce ifade ettiğim gibi öğrencilerin iş tecrübesi kazanmasını istedik. Hı hı. Sektör tecrübesi kazanmasını istedik. Çünkü öğrencilerimiz mezun olduğu zaman İş başvurusu yaptıkları zaman ilk karşılaştıkları soru iş tecrübesi. Evet. Ve öğrenci zaten ön lisans öğrencisi, 2 yıllık öğrenci, 4 dönemimiz var. Ve 4 dönem sonunda öğrenci zaten mezun olduğu zaman, diploma olduğu zaman aslında iş tecrübesi çok fazla olmamış oluyor. Sadece derslerde aldığı teorik ve uygulamalı derslerle bir takım tecrübeler kazanıyor. Yaz stajı vesaire derken o noktada çok eksiklikleri hissediyorduk. Ve istedik ki biz öğrencilere mezun olmadan önce bir iş yeri tecrübesi kazandıralım. 3+1 uygulamalı modelin Türkçesi, özeti şöyle ifade edeyim çok kısa bir şekilde. 3 dönem öğrencilerimiz okulda örgün eğitim alacaklar. Hı hı. Derslerimiz teorik ve uygulamalı ağırlıklı olmak üzere normal derslerin üniversitede devam edecekler. Bununla birlikte yaz stajımız var. Hı hı. Biz çünkü öğrenci istiyoruz ki dersle birlikte uygulama imkanı da bulsun. Ve bütün bölümlerde var mı peki tabii, tabii. Bu uygulama? Bütün programlarda yaz stajı var ve yaz stajında şöyle biz öğrencilere özgürlük tanıdık. Dedik ki öğrenciler herhangi bir yerde, ülkenin herhangi bir yerinde Türkiye'de, mesela radyo televizyon programcı diyelim büyük kanallarda, büyük gazetelerde öğrenci gidip çalışabilsin. Turizm otel işletmeciliği programdaki öğrencilerimiz gitsinler, büyük otellerde çalışabilsinler. Muhasebe, büro yönetimi, büyük şirketlerde çalışabilsinler şeklinde yaz stajı için herhangi bir zorunluluk getirmedik. Fakat öğrencilere belli bir kriterler çerçevesinde iş yeri belirlemesi istiyoruz yaz stajı için. Ve onların belirlediği şirketler, sektörlerinden alacakları staj yapma izniyle birlikte staj komisyonumuza başvuracaklar. Üniversitemizin staj komisyonu, okulumuzun staj komisyonu olacak. Onların değerlendirme sonucu uygun görürlerse yaz stajını ülkenin herhangi bir yerinde öğrencilerimiz yapabilecekler. Tamam, bu staj yapıldığında o dersleri geçmiş mi oluyor? Evet, oraya geleceğim. Şimdi yaz stajı 30 iş günü olmak zorunda. 30 iş günü. Birinci sınıf bittikten sonra ikinci dönem sonunda 3 dönem başlamadan önce o yaz sürecinde 30 iş günü staj yapmak zorunda. Biz bu noktada yıllardan beri yapılan bir uygulama bizim sosyal bilimler meslek yüksekokulumuzda. Hocalarımız 29-30 hocamız var. Türkiye'yi paylaşıyorlar. Hı hı. Hocalarımız memleketine göre, yol güzergahına göre şehirleri paylaşıyorlar ve rastgele günübirlik ya da 2 gün, 3 gün diyelim haftanın belli günleri rastgele gidip denetim yapıyorlar. Ve biz bunu oryantasyonda öğrencilere de söyledik. Dedik ki arkadaşlar bakın biz bir şey yapmak için yapmıyoruz. Yapıyorsak hakkını vermemiz lazım ki bu sizlerin faydası için. Dolayısıyla gideceğiniz yeri iyi belirleyin. Zaten staj komisyonu değerlendirecek. Uygun görürse orada staj yapabileceksiniz. Artı devamsızlığınıza çok ciddi bir şekilde önem veriyoruz. Yani benim hocam rastgele herhangi bir şirkete diyelim ki İstanbul'da A kanalına gitti. Öğrenci baktı yok orada.
Öğrenci devamsız demektir hoca için. Yani öncesinden hoca demiş olması gerekir. Yani hocam ben şu gün izinliyim, hastayım. İş yerinden ve hocadan izin alarak hocanın bilgisi dahilinde devamsızlık yapabilir. %20'ye kadar devamsızlık hakkı veriyoruz. Sonrasında tamamlamak şartıyla. Evet. Geçerli bir mazeret sunması gerekir. Yani hocam benim şöyle bir hastalığım var, raporum ya da Allah korusun şu süreçte mesela hocam karantinadayım gibisinden resmi bir şekilde ispat ettiği sürece biz öğrencinin o devamsızlığını mazeret olarak kabul ediyoruz. Fakat bunun dışında öğrenci herhangi bir şekilde rastgele denetim sonucunda öğrenci orada bulunamazsa öğrenci devamsız sayılacak ve o staj yaz stajından bırakılacak. Öğrencilere biz bu mesajı vermek istiyoruz ki biz ne kadar ciddi alırsak öğrencilerimiz de o noktada ciddi alacaklardır yaz stajını. Ve biz staj sonunda sınav getirdik. Çünkü öğrenciye bu mesajı da verdik. Geçen oryantasyon yaptık. Covid çerçevesinde programlara böldük. Yoğunluk olmasın diye. 3 gruba bölerek öğrencilerimizle oryantasyon programı yaptık. Bu mesajları öğrencilerimize de verdik aslında. Öğrencilere diyoruz ki devamsızlık yapamazsınız. Devamsızlık hakkınız yok. Ciddi yapmanız lazım. Ve 30 iş günü sonrası bitirdiğiniz stajınızda sınav yapılacaksınız. Evet. Dolayısıyla öğrenci artık devamsızlık yapamaz. Çünkü hocanın oturup da mülakat ya da yazılı sınav yaptığı zaman stajla alakalı sorular soracak. Öğrenci tam manada ciddi bir şekilde cevap veremediği zaman bu staj yapmadığı manasına gelecektir ve puanlamaya göre başarılı ve başarısız olarak öğrenci belirlenecek. Peki bu staj 30 gün diyorsunuz. Evet, bu yaz stajı. Yani 30 günden daha fazla olamaz mı hocam? Minimum 30 iş günü istiyoruz. Minimum 30 iş günü. En az 30. Minimumu belirledik. Evet, fazlası olabilir. Ama öğrencinin o staj dersinden başarılı olabilmesi için ki geçenlerde Haziran ayında bir YÖK uygulamalı eğitimler için yönetmelik çıkardı resmi gazetede. Orada artık staj transkribi işlenecek. Evet. AKTS'si olacak, kredisi olacak. Bu noktada zaten öğrencinin transkribinde de o görünecek. Dolayısıyla bir ders olarak öğrenci artık algılayacak onu. Ve ciddi yapması gerekecek. Bu bir. Stajı bu noktada çok önemsediğimiz öğrencilerimize ifade ettik. Devamsızlık konusunda, puanlaması konusunda, denetimi konusunda öğrenciler artık bu mesajı aldılar. Biz ne yaparsak öğrenciler için yapıyoruz. Bu mesajı da öğrencilere de vermek istiyoruz, vermeye de çalışıyoruz. Sonrasında öğrenci yaz stajı yaptığı zaman en azından alana girmiş olacak. Bir ısınma turları başlamış olacak. Doğru. Sektör tecrübesi kazanacak. Oldu, evet. Belki orada güzel referanslar edinecek, güzel arkadaşlıklar edecek, güzel belki network ağ oluşturacak kendi alanında. Bu noktada öğrenci yaz stajından sonra 3. dönem gelecek okula. Artık sahayı da gördü. Biraz daha bilinçlendi. Biraz daha belki öğrenci beğenmemiş olacak. Alanı değiştirmek isteyecek. Belki programı bırakmak isteyecek. Evet. Bu program bana uygun değil diyecek. Bu noktada güzel bir imkan, güzel bir deneme imkanı olacak. Sonrasında öğrencimiz 3. dönem gelecek. Eğitimine devam edecek, örgün eğitimine. Sonrasında son dönemde ise bizim belirleyeceğimiz okulumuzun protokol çerçevesinde belli standartlar çerçevesinde belirleyecek iş yerlerinde öğrencileri iş yeri uygulamalı eğitimine göndereceğiz. 14 hafta. 16 hafta. Sizin belirlediğiniz? Bizim belirleyeceğimiz kriterlere göre. Yani biz öğrencinin her yere gidip de iş yeri uygulamalı eğitim yapmasını istemeyeceğiz. Çünkü biz istiyoruz ki öğrenci EDASA TV'ye gelsin, kamera tutsun, haber yazsın, çekim yapsın, sokak röportajı yapsın. Yani biz aslında sektöre de kan akışı sağlamak istiyoruz. O halde sektörle birlikte hareket ediyorsunuz. Onlarla da bir görüşme yapılıyor tabii, değil mi? Bu yaz mesela bu süreç zarfında biz büyük bir çalıştay yaptık. Şimdi mesela A sektörü, yani diyelim ki EDESA TV. Yarın geldi 3 öğrenci işte biz şey yapacağız. Ragıp Hoca valla bizi gönderdi de haber yazacağız, kamerayı tutacağız dediği zaman kimsin, nesin, necisin demeyecek miyiz? Tabii. Aynen öyle. Burada işte bizimle bir şey var mı? Yani EDESA TV ile bir anlaşma mı yapılıyor? Biz nasıl yapılıyor? Biz bir protokol imzalayacağız. Belirlediğimiz sektörlerle protokol yapacağız. Diyeceğiz ki EDESA TV bize kaç öğrenci istihdam edebilirsin? Onun sayısını alacağız. Belirlediğimiz şirketlerin, iş yerlerin, sektörlerin belli standartlar çerçevesinde vereceğimiz sayılara göre biz öğrencilerimizi oralarla eşleştireceğiz. Hatta onun için bir MUS dediğimiz bir sistem kurmayı düşünüyoruz. Sektörle öğrencinin buluşacağı, eşleşeceği bir mesela EDESA TV 5 öğrenci istemişse televizyonda çalışmak bir isteyen öğrencinin tercihine göre 5 öğrenci mesela EDESA TV'ye vereceğiz. 3 öğrenciyi başka bir haber. Peki yani şimdi bu bahsettiğiniz çok pardon hocam bu bölümlerin hepsiyle ilgili Şanlıurfa'da bu sektörler var mı? Mesela dış ticaret diyorsunuz. Evet. Dış ticaret okuyan öğrenciler var. Nereye yönlendirebilirsiniz ki? Var mı böyle bir şey? Organize sanayi bölgesinde dış ticaret yapan şirketler var ki hatta biz bu süreci başlatmakla birlikte kendi sesimizi duyurmaya da çalışıyoruz. Sizlere ayrıca yine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bu modelin çok paydaşı var. Yani tek
okul olacak bir şey değil. Öğrencilerin buna sahip çıkması gerekir, hocaların sahip çıkması gerekir, idarenin sahip çıkması gerekir ve sektörün sahip çıkması gerekir. Ve biz bunu kendimizi ifade etmeye çalıştıkça farklı platformlarda, geçenlerde organize sanayi bölgesinde mesela bir şirket bizle irtibata geçti. 40 ülkeye ihracat yapan bir şirket. Öğrenci sistem etmek istiyor. Şanlıurfa'da mı? 40 Şanlıurfa'da ülkeye organize sanayi bölgesinde, evet. Ne güzel. Dış ticaret yapan bir şirket. Biz de hatta bugün görüştük Cenap Bey'le. Onlarla mesela bir görüşme yapacağız. Onların istediği standartlarda öğrenci belirlemeye çalışacağız. Yani dış ticaret yapan aslında organize sanayi bölgesinde şirketler var. Uluslararası yani boyutta. Sizden öğrenci istiyor. Evet, bu, bizden öğrenci bu alan, istiyor. Bu bölümü okuyan öğrenciler. Dış ticaretten, evet. Yani staj mı yoksa daimi mi? Nasıl oluyor? Yani onu görüşeceğiz. Büyük ihtimalle kısmi zamanlı. Şu an öğrenci oldukları için belki kısmi zamanlı öğrenciler istihdam edebiliriz. Peki sonra şöyle bir süreç gelişebilir mi? Öğrenci tamamen orada kalabilir mi? Yani. İnşallah. Tabii biz diplomasını almadan da onu istemiyoruz. Öğrenci diplomasını alsın ve orada full time olarak. Aldıktan sonra tamamen kalabiliyor. Tam zamanlı olarak çalışmasını istiyoruz. Fakat biz tabii onlarla görüştüğümüz zaman da diyeceğiz ki en azından kısmi zamanlı şu öğrencilerimiz var. Sizlere destek olabilir, çalışabilir şeklinde. O halde o dediğim, hani başlarken dedim ya, velilerin kafasındaki soru işareti. Üniversiteye gönderdik ama iş bulacak mı? Evet. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz tam da bu noktada, evet siz yani iş bulmuyorsunuz ama bir kapı açıyorsunuz. Evet. Ondan sonra git kendini göster, geliştir, devam et demiş oluyorsunuz. Biz çünkü öğrencilerimize onu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar, ciddi manada uygulanan bir model. Ve çok güzel dönütleri alınmış bir model. Yani mezun sonrası istihdamın artmasına yönelik güzel bir uygulamanın olduğu bir süreç. Diyoruz ki buna lütfen sizler de sahip çıkın. Özverili bir şekilde. Ve biz sizi son dönem iş yerine gönderdiğimiz zaman 4 ay boyunca oranın artık bir personel olacaksınız. Yine hocalarımız haftalık denetimlerini yapacaklar. Devamsızlık konusu ciddi manada önem verdiğimiz bir nokta. Bunun denetimini sağlarken sizler de oraya kendinizi artık ispatlamaya çalışmanız lazım. Çünkü öğrenci mezun olduğu zaman sektörün ilk sorduğu soru, iş tecrüben var mı diye soruyor. Haklı evet, olarak. Tabii. Çünkü bir şeyler emanet etmek istiyor sektör, iş yeri. Bir şey bilmeyen öğrenciye de maalesef sadece diplomayla bu işler olmuyor. Hatta tecrübe var mı yok mu diye değil de hocam, şöyle bize nasıl bir katkıda bulunabilirsin? Çok güzel, evet. Yani böyle soruluyor, evet, değil biz mi? Biz de bu noktada hocalarımızla da üzerine düşünüyoruz. Yani biz radyo televizyon programı öğrenciler mesela uzmanlaştırmaya çalışalım. Stajdan başlayarak, yaz stajından. Kimi kameraman olsun, kimi haber yazsın. Efendime söyleyeyim, farklı alanlarda uzmanlaşsın istiyoruz ki dediğiniz gibi artık eski çağ bitti. Yani ben ne işi olsa yaparım. Abiler bitti artık. Ben şu işi yaparım. Ben bu alanda uzmanım diye bir cümle istiyor. Evet. Arıyor yani. Ya da sizin şu eksiğiniz var. Ben onu tamamlamak istiyorum. Tabii yani sektör, yani ticaret yapan bir sektör her zaman büyümeyi hedefler. Her zaman eksiklerini tamamlayacak personel bulmak ister. Yani biz de o açıyı bu model sayesinde inşallah sağlayabilirsek, ona yönelik öğrencilerimizi yetiştirebilirsek, öğrenciler İstanbul çok daha güzel yani oranlarda artacaktır ki biz, yani öğrencilere şunu diyoruz. Diyoruz ki biz size belirlediğimiz bir sektöre gönderdik, iş yerine gönderdik, firmaya gönderdik. Diyoruz ki o firma sizi o süreçte 4 ay boyunca zaten diyecek ki, çünkü yaz stajında o biraz kısıtlı. Öğrenci 30 iş günü geldiği için sektör şunu söyleyebiliyor. Yani ben bu öğrenciye ne vereyim ki? Bana ne katsın? Ama öğrenci 4 ay gideceği için artık sektörde de şöyle bir bilinç olmasını istiyoruz. Biz bunu sektörde de rica ediyoruz. Yani öğrenciye bir şeyler verin. Uzmanlaşması noktasına bir katkı sağlayın ki öğrenci o 4 ay boyunca size destek sağlasın. Kendisini geliştirsin ki biz aslında onu öncesinden yapmayı planlıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Ve öğrenci uzmanlaşsın bir alanda. O açıyı kapatsın. Ve sektör şunu soruyor mu size diye, soracak mı diye onu hep mesajını vermeye çalışıyoruz. Sen bizimle çalışabilirsin. Biz seni iş almak istiyoruz diye size teklifte bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Bulunmuyorsa bir sıkıntı var demektir. Evet. Demek ki kendinizi ispatlayamadınız, kendinizi gösteremediniz demektir. Ki bu noktada öğrencilerimizden ricamız, diyoruz ki arkadaşlar kendinizi dolu dolu yetiştirin. Biz çünkü hakikaten modelimizin üzerine çok düşüyoruz. Biz şunu da yaptık mesela modelin içerisinde. Alan seçmeli ve MEYO seçmeli dersleri bıraktık. Yani iki farklı öğrenci farklı seçmeli dersler alarak mezun olsun istiyoruz. Yani uzmanlaşması açısından farklı dersler alsınlar. O alanın zorunlu derslerini almakla birlikte yanında alan seçmeli ve meslek okul seçmeli dediğimiz dersleri alsınlar ki öğrenciler o alanın kuramsal, felsefi, böyle sosyolojik, yani farklı açılardan o alana hakim olsunlar, dolu dolu yetişsinler istiyoruz. Yani sadece uygulama ağırlıklı değil, akademik olarak da o alanda uzman olmalarını istiyoruz ki aslında mottomuz yani arayan değil, aranan eleman. Aranan eleman. Yani asıl mottomuz bu yani. Buna hocalarımızın çok büyük sahip çıkması gerekir ve öğrenci arkadaşlarımız.
arayan değil, aranan eleman dediniz de, eleman kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Yani siz sadece üniversite öğrencilerine, kendi öğrencilerinize, evet, burada A firması var, A fabrikası var, sizi oraya yönlendiriyoruz, orada iş bulacaksınız. İş bulacaksınız değil de, iş kuracaksınız hiç konuşulmuyor mu? Evet, biz onu da mesaj veriyoruz. Evet, evet, tabii. Yani illa ki gidip de bir sistem parçası olmak değil. Biz kendi kafasında belki bir proje vardır. Okulumuzda sosyal bilimler meslek okulu olması hasebiyle okulumuzda aslında sosyal bir okul. Yıllardan evet. beri oturtulmuş bir süreç var. Bizden önceki müdürlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Farklı farklı alanlarda uzmanlar getirerek, mesela geçenlerde bir programımız olmuştu. Radyo televizyon programımızın düzenlediği. Medya mensubu, Şanlıurfa'daki medya mensuptan 3 misafirimizi davet ettik. Evet, bizim arkadaşlar gelmişlerdi. Evet. Evet, sizden vardı. Diğer yerlerden de arkadaşlarımız vardı. Biz istedik ki öğrencilerimizi onlarla buluşturalım. Pandemi süreci olsun, tecrübe olsun. Çünkü tecrübe basit bir şey değildir. Ucuz değildir, pahalıdır. Yıllar emeği vardır. Dolayısıyla istedik ki gelen misafirlerimiz tecrübeden anlatsınlar. Bir öğrencilerimize bir vizyon katsınlar. Bir girişimcilik ruhu katsınlar istiyoruz. Ki biz bunu farklı konularda, farklı kişilerde davet ederek aslında öğrencilere bu mesajı da vermeye çalışıyoruz. Yani öğrencilere biz girişimcilik ruhunu nasıl kazandırabiliriz? Öğrenci nasıl riske girebilir? Yani öğrenci risk alması lazım. Şimdi korkmaması hocam, lazım. Yani biz bu mesajı verebilmek için aslında öğrencileri güzel. Dolu hocam, dolu yetiştirmeye çalışıyoruz. Müsaadeniz olursa arkadaşlar, vaktimiz var değil mi? Ben bir yazı okumak istiyorum hocam. Buyurun, siz az önce söylerken o sırada ben hemen kurcaladım. Müsaadenizle hocam şöyle. Morris Şinasi diye, ben de geçenlerde daha yeni öğrendim. Onu paylaşmak istiyorum hem sizinle hem de seyircilerimizle. Morris Şinasi diye bir adam varmış. Morris Şinasi. Kim oluyor Morris Şinasi? Diyor ki, bu arada Morris Şinasi'ymiş de, yani Musa anlamında. Niye Şinasi? Onunla ilgili. 1855'te Manisa'da doğmuş fakir bir Yahudi ailesinin 3. çocuğu Morris diye biri. 1855. Çocukluğunda tarlada çalışmış. İşte dediğim gibi Yahudi fakir bir aile. Ondan sonra bir hastalığa yakalanmış. Hastalığa yakalandıktan sonra Manisa Darüşşifa Hastanesi'nde iyileşmiş ve Şinasi isminde bir doktor onu iyileştirmiş. Ne güzel. Sonrasında 15-16 yaşlarındayken Manisa'daki Yahudi mezarlığına onu bekçi yapmışlar. Hocam duymuş muydunuz daha önce? Yok. Bekçi yapmışlar. Demişler ki evet, Yahudi mezarlığında bekçinin mezarlığın aynı zamanda bakımını falan yapıyor. Bir gün Yahudi bir aile gelmiş, demiş ki biz falanca mezarı arıyoruz. Bu Osmanlı'nın son dönemleri, 1855 demiştim ya. Demiş ki benim okuma yazmam yok, ben bilmiyorum. Ben sadece buraları temizliyorum. Aile de gitmiş onu şikayet etmiş. Yani okuma yazma bilmeyen birisini niye buraya koymuşsunuz? İşten çıkarmışlar. Garibim, fakir bir ailenin çocuğu. O da gitmiş tarlalarda çalışan biri. Sonra Yahudi bir tüccar onu yanına almış, bu Moiz'i. Tütün tüccarıymış İzmir'de. Manisa, İzmir, orada tütün tüccarı. Onun yanında yetişmiş, artık tütünden gayet iyi anlamaya başlamış. Sonrasında o dönemlerde Amerika Padişah Abdülhamit'le bir anlaşma yapmış. Gemilerimiz işte boğazdan geçsin, şuradan geçsin, buradan geçsin diye böyle bir anlaşma varmış. Padişah da demiş ki evet tamam, gemileriniz geçebilir ancak bunun karşılığında siz bizden tütün alacaksınız demiş. Bu Moiz de o Yahudi tüccarın yanında çalışan Moiz bu vesileyle Amerika'ya tütün satan biri olmuş, yani 20'li yaşlarda. İyice geliştirmiş kendisini. Sonrasında Amerika'ya gitmiş. Çok büyük bir firmanın, isim söylesem herhalde sıkıntı olmaz, Marlboro sigarasının ortağı olmuş. Falan filan diye bir sürü oradaki şeyleri de, ticari zekası da anlatılıyor da. Böyle büyümüş, yani ticari anlamda büyümüş. Çok da zengin olmuş o fakir ailenin çocuğu. Sonrasında Türkiye'ye dönmüş bir gün. Şinasi adını almış bu arada. Morris Şinasi. Çünkü onu iyileştiren doktorun adı Şinasi. Manisa'da Morris Şinasi Hastanesi. Morris Şinasi Çocuk Hastanesi'ni açmış, kurmuş. Ondan sonra da ölmüş tabii. Yani çocuklar için böyle bir nereden, hastane. Nereye? Evet. Çünkü
Manisa'da iyileşti. Yoksa ölecekti. Manisa'da bir doktor onu iyileştirdi. Bir felçlik mi geçmiş, kızamık artık neyse bilmiyorum o şeyi. O dönemki hastalıklar. Velhasıl şunu söylüyor. Bir röportajda sormuşlar. Demişler ki siz okuma yazma bilmediğiniz halde bu kadar ilerlediniz. Çok büyük bir tüccar oldunuz. Eğer okuma yazma bilseydiniz acaba ne olurdunuz diye sormuş gazeteciler İngiltere'de mi, neredeyse artık Avrupa'da. Demiş ki ben okuma yazma bilseydim çok iyi bir mezar bekçisi olurdum. Evet. Değil mi? Yani bu aslında işi evet. özetliyor. Maalesef. Yani üniversite, ya üniversiteyi bitirdim tamam demek ki anında devlet kapısı bana iş. Öyle bir şey yok ki. Sizin az önce söylediğiniz yani eleman artı ve girişimcilik ruhunu siz öğrencilere işletiyorsunuz. Evet. Kafasında varsa eğer bir proje. Yani bunun için çok fazla ne bileyim ansiklopediyi bitirmesine gerek yok. Çok fazla üniversitedir. Ya buna da gerek yok. Evet. Eğer bir ticari zekası varsa siz bu anlamda meslek yüksekokulu olarak önünü açıyorsunuz. Evet. Eğer öğrenci de yani buna yatkınsa ondan sonra inşallah evet. Yürüye hakulum denmiş olur. Öyle hakikaten. Çünkü ben hatırlıyorum biz üniversitedeyken 2000'li yıllar hocalarımız tez yazarken şehir şehir kütüphane kütüphane gezerlerdi. Hı hı. Ama artık öyle değil. Şimdi internet erişimi artık herkesin elinin altında. Bir tıklamayla Çin'deki, İngiltere'deki, hı hı. Avrupa'daki herhangi bir ülkedeki yapılmış bir çalışmaya ulaşabiliyorsunuz. Artık günümüzde bilgiye ulaşmak dert değil. Bilginin uygulanması evet. çok önemli. Çünkü bir ifade vardır. Diyor ki öğrenme öğretmenin ürünü değildir. Öğrenme öğrenenlerin faaliyetlerinin ürünüdür. Yani öğrenen kişi ne kadar faaliyetin içerisinde bulunursa, ne kadar uygularsa, yani siz istediğiniz kadar alet edevat öğrenciye gösterin. 14'ü, 15'i, 17'yi alıp uygulamamışsa, yani bir şey de vardı karikatür. Usta 28 istiyor. Çıra diyor ki ustam diyor 14-14 iki tane versem olmaz mı diyor. Şimdi yani hakikaten şey çok önemli. Hani faaliyetlerinin bir ürün olması tabii. noktasında ki meslek yüksek okulları ve meslek lisesi NASA devam olarak bunlar çok önemli. Bizim aslında programlarımız %100 dolu. Sosyal bilimler meslek yüksek okulunun programlarının hepsi %100 dolu. Biz aslında bunu bu modelle istiyoruz ki öğrenciler daha bilinçli gelsin ve biz bu noktada aslında tercih sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile sağ olsun onların destekleriyle birlikte Rehberlik Araştırma Merkezi idarecileri ve meslek liseleri müdürlerle bir tercih sürecinde toplantı yaptık. Modelimizi anlattık. Aynı zamanda meslek yüksek okulu koordinatörlüğü de yapıyorum. Farklı meslek yüksek okullarımız da geldiler. Okullarını tanıttılar. Akademik personellerini, programı, modelleri tanıttılar ki biz aslında öğrencilerin bilinçli gelmesini istiyoruz. Biz bu noktada rektörümüz de bu noktada bize şey verdi. Tavsiyeler ve desteklerle biz mesela meslek liselerinde ders vermeyi planlıyoruz hocalarımızla. Yani bir hocamız gitsin. Bir günün bir saatinde bir ders anlatsın kendi alanına alakalı. Öğrencilerle konuşsun, öğrenciler kendini anlatsın. Ve onlarla birlikte ekstradan tercihlerden önce belki son sınıflarla program yapmayı düşünüyoruz. Öğrencileri biraz daha motive etmek, biraz daha bilinçlendirmek noktasında. Aslında yani eğitim hakikaten çok kompleks. Yani bunun hocanın yapabileceği, sektörün, öğrencinin yani hepsinin aslında bir araya gelerek, bilinçlenerek yapması gereken bir süreç. Bu noktada mesela biraz önce sorduğunuz ve verdiğiniz örnek de aslında çok önemli bir şey. Biz geçen dönem uzaktan eğitim sürecinde geçen sene her hafta farklı alanlarda farklı kişileri konuk ettik. Üniversite öğrencilerimizle hatta özellikle sosyal bilimler meslek yüksek okulu öğrencilerimizle ve üniversite öğrencilerimizle açık bir şekilde online programlar yaptık. Çok farklı alanlarda çok farklı girişimcileri getirdik ki öğrencilere kendi hayat hikayelerini anlatsınlar. Neredelerdi, nereye geldilerdi, hangi süreçlerden geçtiler şeklinde. Biz yani o noktada öğrencileri farklı kişilerle de buluşturmak istiyoruz. Hocalarımızı sektörle de buluşturmak istiyoruz. Çünkü biraz önce de konuşuyorduk sizle. Yani eğitim sadece üniversitede o işte kampüste ya da ne evet, bileyim fakültenin olduğu yerde değil. Aynen. Siz hayatın her alanına yaymaya evet. çalışıyorsunuz. Çünkü mesela sektörden gelmiş hocalarımız var. 5 sene 10 sene tecrübesi var. Geliyor sektörden üniversiteye. Hı hı. Üniversitede aktif üretken bir hoca olmazsa maalesef devlet kurumlarında bu tarz bir algı var. Kendisini insana çok geliştirme ihtiyacı hissetmiyor. Zaten aynı maaş alıyorum diyorum. Evet. Yani ben emek veriyorum, aynı maaş alıyorum. Diğer insan vermiyor, o da aynı maaş alıyor. Ben de emek vereyim derken bazen böyle bir kısır döngü içerisine giriyoruz. Ve biz mesela hocalarımızın da bunu uğramaması adına bu 3+1 uygulamalı modeliyle hocalarımız da sektörle içli dışlı olmalarını sağlayacağız. Yani hocalarımız da tabii. teknoloji takip etsin. Ne tür yenilikler var, ne tür değişiklikler var. O değişikliklere göre mesela muhasebe bölümünde normal defter mi tutuyor?
bilgisayar ortamında mı tut defter tutuyor? Evet. Eskiden yani, beyanname defteri tabii, falan olurdu. Yani sektörü bilsin, değişimi evet, bilsin ki kendi müfredatını ona göre de güncellesin. Çünkü bizim müfredatlarımız da artık aktif bir şekilde güncellemeye gittik. Yani bir iki senede bir güncellemek istiyoruz. Ders içeriklerini güncellemek istiyoruz. Yani sektöre cevap verecek şekilde ders programımızı da hazırlamayı planlıyoruz ki şu anki süreçte biz onu yaptık. Bu son 6-7 aylık bir süreçte ders müfredatımızı, içeriklerini sektörle görüşmeler sonucunda tasarladık, düzenledik. Bu noktada ciddi manada meslek yüksekokullar çok büyük bir öneme sahip. Yani kendisini sektöre cevap verecek şekilde geliştirip yetiştiremezse maalesef biraz önceki bahsettiğimiz eğitim sistemi gibi okul olarak da gerilere düşecektir. Ve bu da aslında olmaması gereken bir durum. Çünkü artık dünyada meslek edinme çok büyük öneme sahip. Değil mi? Şu an yani meslek daha da önemli meslek hale sahibi geldi. Olması, meslek erbabı. Yani gittiğiniz zaman ciddi manada meslek sahibi insanlar bulmakta zorlanıyorsunuz. Öğrenciler yani şu bölüme gideyim, bu bölüme gideyim, mezun olunca iş bulayım, devlet kapısı bulayım. Den ziyade artık insanlar meslek sahibi, alanını bilen, alana bir şeyler katabilecek, girişimci ruha sahip. Yani dediğiniz gibi bir firmada, şirkette, sektörde de çalışabilir. Öğrenci kendisine bir yol da açıp da ilerleyebilir. Peki. Son olarak hocam, şimdi vakti bizde bayağı bir geçti. Şöyle, yani hani kafalarda şöyle bir soru işareti vardır. 4 yıllık, 2 yıllık. Ama ben daha önce de bir ortamda şunu söylemiştim. 4 yıllık dersek, mesela hitotoloji diye bir bölüm var hocam. 4 yıllık. Yani bitiren adam hitoloji neydi? Evet. Hitit. Yani neyi öğrenmiş? Ya da Sümeroloji. Evet. Başka böyle... Yani bazı bölümler maalesef dediğim gibi o çağa ayak uyduramadığı için evet, gerilere kalıyor. Ya da şunu da yapılabilmesi lazım aslında. İyi bir planlama yapabilmek lazım. Yani benim... Ya bu arada çok özür dilerim. Hitoloji tabii ki önemlidir. Hitit evet, yani tamam ilmi. İyi de yani bunu bitirdikten sonra bir sürü böyle hitotoloji şeyler mi var yani? Ya da şu iş yerleri, lazım, mağazalar var, gidip orada mı iş buluyor? Öyle bir şey var mı? Ya da belki YÖK şöyle bir planlaması vardı. Şu anki süreçte de büyük ihtimalle çalışması yapılıyordur. Belki tematik okullar yapılabilir. Hı. Yani her bölüm, her üniversitede olmasına gerek yok. Yani benim 4 evet, sene sonra edebiyat öğretmeni kaç tane ihtiyacım var? Mesela diyelim ki 1000. Hadi 2000-3000 özel sektör farklı alanlara düşünün ama belki ona göre biraz daha kontenjanı artırabilirsiniz. Fakat yani bunun da aslında bir planlamasını yapılabilmesi lazım. Hem devlet kurumuyla birlikte hem de özel sektörle birlikte planlaması yapılarak kontenjan belirlenirse... Ama öyle değil ki. Şu an açık öğretimden hepsi var hocam. Evet. Biraz o noktada iyi bir planlamanın yapılması gerekiyor. Yani edebiyat, sosyoloji bunların hepsi açık öğretimde. O da başka bir sıkıntı. Evet. Ama sizin... İslam'ın daha da zorlaştırıyor. Hı hı. Yani onun üzerine ciddi manada bir planlamanın yapılması gerekiyor ki öğrenciler çünkü 4 sene boyunca maddi ve manevi bir beklenti içerisine giriyorlar. Emek harcıyorlar. Ailelerin hakeza yediğinden içtiğinden kendi çocuklarına ayırıyorlar eğitim görmeler için. Hani bu noktada hiç kimsenin mağdur olmaması için iyi bir planlamanın yapılması gerekiyor ki yani o sıkıntılar çözülebilsin. Evet. Peki artık yavaş yavaş noktalayalım hocam. Evet. Şunu da eklemek sosyal isterim. Sosyal bilimler meslek yüksek okulu olarak hı hı, yani siz sadece pratikte değil, yani sadece teoride değil pratikte. Yani var ya şimdi hani hep söylüyoruz dokunarak, yaşayarak, evet, öğrenme, uygulayarak öğrenme tabii, modeli. Buyurun hocam son birkaç bir cümle daha. Şunu mesela biz öğrenci arkadaşlara da oryantasyon programında da ifade ettik. Yani biz öğrencilere uygulama imkanı sunuyoruz. İş yeri tecrübesi kazanması, o disipline hakim olmaları, oradaki sorumluluk bilincine sahip olmaları için böyle bir modeli gerçekleştirdik. Seçmeli dersler oluşturduk ve öğrencilere aslında şunu da tavsiye ediyoruz. Yani öğrencilerden kulüp kurmalarını istiyoruz. Mesela şu an halihazırda 3-4 tane kulübümüz var. Gastronomi, çocuk gelişimi, genç iletişimciler gibi. Mesela bunlarla diyelim ki genç iletişimci derneği kulübündeki arkadaşlarla biz medya uygulama merkezi kuracağız. Medya uygulama merkezinde mesela radyo, televizyon, haklı ilişkiler programı öğrencileri ve diğer programlardan da gönüllü olan öğrencilerle birlikte e-bülten içerik oluşturma. Yani kendilerinin oluşturacağı, içeriklerini kendilerinin belirleyeceği, konularını kendilerinin belirleyeceği, kendilerini ifade edebilecekleri bir uygulama alanı oluşturma planlıyoruz. E-bülten oluşturma planlıyoruz. YouTube içerik oluşturmalar istiyoruz. Yani yaptıkları etkinliklerden, faaliyetlerden, kültürel, sosyal, gezi bunlarla birlikte öğrencilerin hem kendilerinin bir şeyler yapmalarını hem kendilerini ifade etmeleri açısından bu tarz uygulamalarla birlikte kulüplerle birlikte öğrencileri hani
çok yönlü bir şekilde hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte tabii program temsilcilikleri de belirledik. Hmm. Program temsilcilikleri niyetimiz öğrenciler yani idareden kopuk olsun istemiyoruz. Yani her programın bir temsilcisi olsun, demokratik yollarla seçim yapacak her program kendi evet. içerisinde belirledikleri artık kendi vaatlerine göre. Biz onları kendimizle, müdürlükle birlikte köprü oluşturması istiyoruz program temsilciliklerine. Yani programlarında olan problemler, sıkıntılar nelerdir? Hocalarla olan sıkıntılar nelerdir? Onları birinci ağızdan dinlemek istiyoruz. Programlarının herhangi bir projesi, talebi, hocam şunu yapalım şeklinde birebir bizle böyle oturup konuşacak, düzenli bir şekilde bir araya geleceğimiz program temsilcilikleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde inşallah biz öğrencileri yani her yönden aktif, etkin, yetkin, donanımlı olarak, çok yönlü olarak geliştirmeyi planlıyoruz. İnşallah planlarımız sonucunu verecektir. Çünkü biz bunu mezun takip sistemine de bağlamak istiyoruz. Yani mezun takip sisteminde benim radyo televizyon programında 30 öğrencimin yüzde kaçı o alanda çalışıyor, o sektörde evet. çalışıyor. Hmm. Turizm otel işletmeciliği yüzde kaçı? Bu benim başarımı da gösterecektir. Tabii. Bölüm hocalarımın da başarısını tabii. gösterecektir. Yani 2024'te mezun olduğu öğrencinin yüzde kaçı o alanda çalışıyor? 2025'te ne kadar? Bu takibi yapılabilir mi hocam? İnşallah. Onun şu an üzerine çalışılıyor. Hmm. Kişisel verilerin gizliliğiyle alakalı bir çalışmamız vardı. Onunla birlikte inşallah tüm üniversitede mezun takip sistemi üzerine şu an bir altyapı oluşturuldu. Bunun da inşallah mezun takibiyle birlikte sistematik bir şekilde kontrolünü, denetimini yapmayı planlıyoruz ki yani bir şeyler uyguluyoruz dedik ya en başta. Yani bir şeyler yapmak için değil, sonuçlandırmak için, başarıyla sonuçlandırmak için yapmak istiyoruz. Ve bunu da kendimizle denetlemek açısından böyle bir sistemin gerekliliğini ve zorunluluğunu bilincindeyiz. İnşallah bunu da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlerleyen günlerde umarım yeni başka bir program da yaparız İnşallah hocam. Bizim kapımız her zaman açık. Onu Eyvallah. Söyleyelim. Sevgili seyirciler, Eğitimin Pusulası programını burada noktalıyoruz. Konuğumuz Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Ragıp Terzi idi. Oldukça verimli bir program olduğuna inanıyorum. Çünkü benim de kafamda bir soru işareti vardı. Gidip de turizm, otelcilik, radyo, televizyonculuk, aşçılık, büro yönetimi gibi 2 yıllık bu bölümleri okuyan öğrenci nereye gidecek, ne yapacak diye hocam bununla ilgili uygulamalı 3+1 modelinden bahsederken oldukça ümitli bir konuşma da yaptı. Ümit verici bir konuşmaydı. Programı burada noktalayalım. Zaten süreyi de aştık. Yarın saat 19'da ana haber bülteniyle karşınızda olmak üzere efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.